Şimdi özellikle ana caddelerde büyük ticari işletmeler, binaların, konutların alt katlarının ticari işletmelere verildiği ve kullanıldığını gözlemliyoruz. Bununla ilgili olarak her şeyi doğru düzgün yapılmış sağlam bir binada da bu ticari işletme burada yapılmaması gereken bir müdahale yaptığı zaman, örneğin bu kat taşıyıcı elemanları sağlam, her şeyi sağlam, dolgu duvarlarını kaldırıp bir vitrin oluşturayım dediği zaman, bizler dolgu duvarları taşıyıcı sisteme bir yük olarak alıyoruz hesaplarımızda, ama bir çerçeve olarak sistem çalıştığında bu rigidliğe bunun katkısı var, bu dolgu duvarların kolonlarımıza, kirişlerimize. Dolayısıyla bunun kaldırılmasının oluşturduğu bir zafiyet söz konusu oluyor, boşluk oluşturulmasıyla. Bunun deprem anında olumsuz etkisi oluyor. Sadece bununla da kalınmıyor, duvarların kaldırılması ve benzeri. Bazen kolonların tıraşlandığını, hatta söylemek istemiyorum ama kesildiğini bile söylüyorlar, gözlemliyorlar. Dolayısıyla bu tür taşıyıcı sisteme müdahalelerin nedeniyle özellikle alt katlarında, zemin katlarında ticari işletme olan binalarda öncelikle zemin katın göçmesi ve üzerine, adeta kötü bir benzetme olacak belki ama, sandviç gibi bütün katların düşmesi bir tesadüf değil. Büyük vitrin ihtiyacı olan her türlü ticari işletmede bu tür bir müdahalenin olup olmadığının denetlenmesi gerekiyor, kontrolü gerekiyor. Bu aslında yasa dışı bir işlemdir. Bütün mevzuatlara aykırı bir işlemdir. Yine söylüyorum, ticari işletmeleri olan apartmanların bu şekilde enkaz haline gelmesi bir tesadüf değil. Bu tür müdahalelerin araştırılması gerekir. Belki de konutların altında ticari işletmelere izin verilmemesi gerekir. Vakaların çok ağır cezalandırılmasıyla belki bu işi yapanların cesareti birazcık önlenebilir. Ama bu dikkat edilmesi gereken bir konu ve asla yapılmaması gereken bir konu. Bununla ilgili bir şüpheniz olduğunda da gideceğiniz yerel yönetimler, yani belediyedir, idarelerdir. Bir kontrol, endişenizi yansıtan bir şikayette bulunabilirsiniz. Bizde yapı izni, iskan alındıktan sonra orada oturulabilir, güvenli oturulabilir denmiştir vatandaşa. Bu sonraki müdahaleler içinde belki yasada bir kontrol olması gerekiyor belli periyotlarda. Mesela nasıl binalarımızda asansörlerimizin aylık bakımları yapılıyor, ama belki konutlar içinde şu an mevzuatta bu yok ama her şeyi doğru yapılmışlarda bir tehlike oluşmaması için sonradan yapılan taşıyıcı sisteme zarar verebilecek müdahaleler içinde belli periyotlarda bir denetim mekanizmasının kurulmasında fayda olabilir. Bu tür hatalı uygulamaları deprem gibi afetler olmadan fark edip zamanında müdahale edebilmek için. Ama tekrar ediyorum, böyle bir müdahalenin, özellikle kolon, kiriş, taşıyıcı sisteme zarar verecek bir müdahalenin yapılması suçtur. Evet, kiriş ve kolonlar, betonarme taşıyıcı sistemler düşünüldüğünde yapımızın en önemli ana taşıyıcı elemanlarıdır. Bu elemanlar birbirleriyle birleşerek çerçeve adını verdiğimiz taşıyıcı sistemleri meydana getirirler. Kirişlere veya kolonlara herhangi bir sebepten dolayı müdahale edildiğinde yapısal bütünlük bozulur. Bu sebepten dolayı bu anlamda bir revizyonun binanın servis ömrü içerisinde yapılması kesinlikle tehlikelidir ve böyle bir değişikliğe zaruri olarak ihtiyaç var ise bu bilginin binanın statik projelerinin müellifi olan mühendisle paylaşılması ve onun nezaretinde böyle bir revizyon gerekliliği olduğunda değerlendirme yapılması gerekmektedir. Çok defa doğal gaz, elektrik, su, tesisat gibi ünitelerin betonarme elemanların etrafından veya içinden geçmesi durumu söz konusu olduğunda bu elemanlar kontrolsüz ve bilinçsiz bir şekilde kırılabilmekte ve en çok ihtiyacımız olan bölgelerdeki kesit zayıflatıldığı için de bırakın depremi, düşey yükler altında bile tehlikeli durum olabilmektedir. Yani burada şunu söyleyebilir miyiz? Mesela depremsiz bir durumda bile bilinçsiz kesim
durumunda? Çünkü evet, özellikle kolonların kaldırılması, kolonların ebatlarının küçültülmesi gibi yapılan bilinçsiz müdahaleler yapının taşıyıcı sistem bütünlüğünü olumsuz yönde etkilediğinden dolayı deprem öncesinde de düşey yükler altında da tehlike oluşturmakta. Giriş katlar genelde ticarethane olarak kullanıldığında ara bölme duvarlarının bulunmadığı büyük mekanlara ihtiyaç olabiliyor. Bunun yanında bilinçsiz bir şekilde bazı elemanların ebatları küçültülebilir. Kolon elemanlarının ebatları küçültülebilir veyahut da kesilebilir. Bununla ilgili çünkü çok sayıda şikayet geliyor, biz de duyuyoruz. Bu anlamda özellikle bina sakinlerinin kendi dairelerinde veya katlarında var olan kolonların alt katta devam edip etmediğiyle ilgili yapacakları basit bir gözlem böyle bir işlemin yapılması noktasında tespit için kullanılabilir. Bununla ilgili olarak değişik onarım ve güçlendirme yöntemleri bulunmakta. Farklı malzemeler kullanılarak bunun yapılması mümkün olabilmekte ama bu işlem içinde yine binanın statik projelerinin müellifi olan mühendisle temasa geçilmesi ve yapılan bu hatadan nasıl dönüleceğinin onun nezaretinde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Büyük bir rezidans birkaç kolonun kesilmesiyle çökebilir mi? Çökebilir. Evet. Yani bina üzerinde yer alan bütün kolon ve kiriş elemanların kendine özel görevleri bulunmakta. Bu elemanları kaldırıp yerine daha küçük kesitli başka bir malzemeden yapılmış bir eleman koymak yapısal sürekliliği bozduğu için inşaat mühendisliğinde kabul edilemeyecek bir hata. Dolayısıyla böyle bir işlemin mutlak olarak yapılmaması gerekiyor.